İslam dünyasında bizim gerçekten değer verdiğimiz, kitaplarına, görüşlerine itibar ettiğimiz alimler, peki nasıl olmuş da kıyametin alametlerini, tarihini, kopuş tarihini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmışlar? Yani bu ayetlere rağmen nasıl olmuş da bu eserler kaleme? Kur'an'ın dışına taşarak, her geçen gün deterjanın köpüklü deterjanın köpük 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 köpük, aslı şu kadarken köpüğü bir çuval olur ya. Evet. Kur'an bu kadarken, Peygamber adına söylenilen, uydurulan rivayetler, saptırılan sözler, hareketler, köpük gibi Kur'an'ı içinde kaybolacak hale getirmiş. İlk bakanlar da kaba olarak o rivayetlerle karşılaşmışlar. Evet. Ve diğer dinlerden de İslam havuzuna taşınılan bu İsrailiyat en genel anlamıyla, yalnız Yahudilerin dininden gelme değil, evet, hangi dinden, hangi İslam dışı akideden taşınmış olursa olsun, taşınan şeyler milletin gözünü bürümüş, hikayecilik, menkıbecilik almış yürümüş. Evet. Ve Kur'an'ı örter olmuş. Ta ne zaman? Beni Ümeyye'nin iktidarı, siyasi iktidarı ele geçirdiğinden itibaren başlamış. Resmen, üstelik prim de almış. Bu çalışma. Tabii. Örneğin Beni Ümeyye Sarayı Şam'da Süryanilerin, eski Yunanca'nın, Yunanlıların ne kadar filozofu varsa, onların karınlarının gurultusundan öteye anlam taşımayan tüm felsefe kitaplarını harıl harıl Arapçaya tercüme edip çok iyi bir geçim kaynağı bulduklarını ve Şam'daki Beni Ümeyye Sarayı'ndan altınlarla beslendiklerini biliyoruz. Diğer yandan, kendi siyasi iktidarını meşrulaştırmak için zayıf karakterli olarak gördüğü kimselere, Peygamberin gününde Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığını bildiği kimseleri sarayda, bunlar gariban, işi yok, gücü yok. Ondan sonra şahsiyeti de zayıf. Onlara altın liralarla iktidarlarını meşrulaştırıcı rivayetler söyletenlerin de yine Beni Ümeyye Sarayı'nda yaşayanlar olabilir.